Evet, bugün bir konumuz var. Bu konu sizin de yakından bildiğiniz gibi bizim Avrupa'dan çöp ithal etmemiz konusunda birkaç şeyi buldum. Öncelikle bu çöp ithal etme konusu. Ben şöyle bir iddia ortaya atmıştım. Bu iddiada da bence hala haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla süreç böyle işliyor. Türkiye'deki sığınmacı ve kaçakların bakımı konusunda Avrupa'dan destek beklediği, Avrupa'nın da bunun karşılığında çöp gönderdiğine dair düşüncelerim vardı. Bu düşünceler artık birazcık daha netleşmeye başladı. Çünkü son zamanlarda Ukrayna'dan Polonya'ya bir göç söz konusu. Bunun sebebi de tabii ki Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. Bu savaş sonucunda Polonya'ya bir göç akımı var ve bunun sonucunda da Avrupa nasıl Türkiye'ye çöp gönderiyorsa Polonya'ya da çöp gönderiyor. Polonya'ya gönderilen miktar 2'dir, bizimki 6'dır. Onasını tam bilemiyorum. Ama bunlarla alakalı YouTube kanalımda bir video var. Avrupa'dan çöp ithal ediyoruz tarzına bir video olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir video buldum. Bu videoyu da sizlerle beraber izleyip paylaşmak istiyorum. Bir gazeteci Londra'daki 3 çöp poşetinde GPS cihazı koyuyor, takip cihazı. Ve çöplerin nereye gittiğini takip ediyor. Bir poşet Londra'da kalıyor. Diğer ikisi İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden Adana'ya geliyor. Yani toplamda 3 kamyon söz konusu. İkisi Adana'ya geliyor. Birisi de Londra'da kalıyor. Bir tane kamyon Londra'da kalması bile şaşırtıcı. Artık çöplerin elitini seçip kendilerine mi ayırdılar onu bilmiyorum. Ama sizlerle beraber bu videoyu kısaca bir izleyelim. Buradan da Your Love isimli bir müzik indirmişim. Şey o. YouTube'un ses kitaplığından. Kullandığım videoda kullanmıştım. I noticed at my local Tesco superstore that these white boxes has appeared. I wanted to find an electronic way to follow this stuff so I could be absolutely sure. I mean, the most important exercise for the purposes of this project was to find out what happened to the bad plastic. So we've just seen a red unmarked lorry and we're going to follow it for a while. I had 3 digital trackers placed in wrappers or bags and put into the Tesco boxes, which said they were going to recycle them. Yeah, they started to move. Ya aslında kamyonları takip etmiyor. Göründüğü gibi değil. Sadece GPS cihazlarını birazcık böyle videonun gerçekliğini kanıtlamak amacıyla kamyonları falan gösteriyor, yakından takip yapıyor kısa bir süre. Temel olarak çöplerin içine bırakıyor GPS cihazlarını. Yani kamyonlara falan takmıyor. 3 or 4 days of me dropping them off and I could see them moving by truck. One of them went to East London and then sort of disappeared into what looked like the banks of the Thames. But the 2 other ones took a pretty clear path, which was to go to these Tesco logistics centers, you know, on the outskirts of London. And then they both headed for the same port, which is Harwich International. And the next time I saw them was when they were in the Netherlands and heading east. They didn't stay long in the Netherlands. They passed through very quickly. And then they, you know, went on a German motorway. And zipped across the country in the space of Bunlar büyük çöp kamyonları. Yani normal kamyonlardan çok daha büyük. The border into Poland and I could see that both digital trackers, although this happened on different days, ended up at precisely the same spot. This is the Eurokey site in Germany. Aslında bir zincir şeklinde ilerliyorlar. Beraber gidiyor yani bu kamyonlar zaten. Şöyle düşünebilirsiniz. İki tane farklı çöpe siz GPS atıyorsunuz. Bunların ikisinin de aynı kamyona denk düşmesi de biraz zor. Çok büyük bir şehir sonuçta. İngiltere'den çıkan çöplerden bahsediyoruz. Yani orada aslında bir iki tane kamyon değil de bildiğiniz arka arkaya sıralı belki 50 tane belki 40 tane kamyonun ya da bir böyle grup halinde onarlı onarlı kamyonun yolda gittiğini düşünebiliriz. And when I got back from Poland, I was surprised to see its location had changed, and it gave its location as southern Turkey in an industrial estate. There was no plastic recycling company nearby that we could identify. We sent a journalist. Diyor ki Adana'nın civarında bir geri dönüşüm merkezi yoktu. The ground and visit this site. What she found outside a warehouse just left in a big pile. Was tons and tons of waste from plastic waste from around Europe. The facility itself wasn't a recycling facility. It was obviously just left there before it could be moved somewhere else. I don't have any idea what happened to the tracker material that went to that industrial estate in Turkey. But we know that Tesco waste material has been found in that very area
you know, for a long period of time. Evet arkadaşlar, video bu şekilde. Aslında ne yapıldığını bu çöplerin biliyoruz. Geri dönüşüm amacıyla çoğu kullanılmıyor. Kullanılanlar da tabii var bir miktarı ama kullanılmayanlar yakıt olarak, yakıcı unsur olarak kullanılıyor. Ağır sanayilerde vesaire bu şekilde değerlendiriliyor. Bu gerçekten utanç verici bir durum. Gördüğünüz gibi ben bu iddiamı şu anlık daha tam bir sonuca erdiremesem de bu iddiam üzerinde araştırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Size de daha öncesindeki videoda söylediğim gibi biz bu çöpleri kesinlikle bedava almıyoruz. Bu çöplerin bize ücretsiz bir şekilde geldiğine inanmıyorum. Bu çöplerin bize sığınmacı politikası adı altında gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda Polonya'da da aynı şekilde çok fazla bir çöp ithalatı var Avrupa'dan. Avrupa'dan Polonya'ya çok fazla bir çöp gönderimi mevcut. Bununla ilgili sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmından lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince bu şekilde haberler ve yorumlar buldukça, bu şekilde videolar buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Kanalımızı desteklemek için lütfen abone olup like atmayı unutmayın.